Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Akan Düzgören. Yeni bir dersimizde beraberiz. Şimdi normalde Vret ile animasyon bölümüne geçmemiz gerekiyordu. Bu ilk dersimizde 9. bölüme. Lakin araya çok güzel bir böyle tadımlık bir ders sığdırmayı istedim. Daha önceleri de bahsetmiştim. 3ds Max'te herkes kendi komutunu yapabilecek diye. Bu dersimizin konusu o. 3ds Max'te kendi komutunuzu nasıl yaparsınız? Bunu işleyeceğiz. Çok kolay arkadaşlar. Hani başta birazcık karmaşık gelebilir, zor gelebilir ama birkaç pratikten sonra kolaylaşıyor. Hani sonuçta bazı komutların girilmesi vesaire ezber gerektiren bir şey ama hani o kadar da büyütüp abartmanıza gerek olmayan bir durum. Şimdi arkadaşlar kendi komutumuzu ya da buna şey de diyebiliriz, modifier da diyebiliriz. Nasıl yapıyoruz? Biliyorsunuz Max'te gelen yeni bir özellik var. Şimdi 3ds Max'in kendi bir script editörü vardı. Şimdi artık burada Max Creation Graph Editor var arkadaşlar. Bununla kendi komutumuzu yapacağız. Mesela OpenMax dediğimizde burada mesela daha önceden yaptığımız komutumuzun dosyası çıkıyor. Benim kendi yaptığım. Mesela buna cancel diyelim. Tüm komut hazırlama işlemleri arkadaşlar bu ekran içerisinde gerçekleşiyor. Buradaki komut listelerinden doğru komutları seçerek kendi modifier'ımızı diyelim oluşturabiliyoruz. Şimdi nasıl bir komut yapacağız? Size onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar yapacağımız komut array komutuna çok benzeyen bir komut olacak. En basitinden başlıyor. Mesela bir tane kutumuz, silindirimiz ya da küremiz olacak. Bunu X, Y, Z eksenlerinde nasıl çoğaltırız düzgün bir biçimde? Hem de Türkçe bir arayüze sahip olarak. Tabii ki bunu bir ders serisi halinde getirebiliriz aslında. Mesela şimdi ilk adımda komutumuzu oluştururuz. İkinci bölümde bunu geliştiririz. Üçüncü bölümde daha farklı komutlar oluşturmayı deneyebiliriz. Kısaca arkadaşlar bu editörün adı MCG olarak geçiyor. Max Creation Graph açılımı da budur. Şimdi burada işlemlerimizi başlamadan önce Max penceremizde bir kutu çizelim. Çünkü editörde hangi obje üzerinde uygulayacağımızı belirtmemiz gerekiyor. Mesela ben buraya basit bir kutu çizdim bıraktım. Her ölçüsünün ne olduğunu vesaire falan herhangi bir önemi yok. Bundan sonra benim burada işim bitti. Modifier liste de burada açık kalsın. Sonra buraya geldim arkadaşlar. İlk yapacağım işlem ana komutumuz clone and transformation. Hemen buraya clone yazıyorum arkadaşlar. Burada çıktı. Üzerine çift tıkladık ve buraya geldi. Sonrasında tekrar kullanılabilir komut listesinden modifier seçiyoruz. Buradan da trimesh seçiyoruz. Şimdi burada önemli bir nokta şu. Buraya yazdığımız komutların burada da birbirine bağlayacağız çünkü. Şu şekilde hemen göstereyim. Mesela burada değer trimesh ise burada da trimesh olması gerekiyor. Hemen şöyle şunu da yukarıya alalım. Mesela count int 32 gözüküyor. Buraya da int 32'yi destekleyecek bir parametre girmemiz gerekiyor. Hemen buraya param yazıyoruz. Int 32 açıldı. Şimdi bu aslında hemen şöyle int 32'ye bağlayalım. Şunu da birazcık şöyle çekelim. Burada arkadaşlar kendi modifier'ımıza isim veriyoruz. Mesela buna ne isim verelim? Ne verelim? Düşünüyorum. Birazcık da enteresan bir isim olsun. Eşek diyelim. Tabii Türkçe karakter kullanmayalım. Desteklemiyor.
Aslında eşeği yanlış yazdık. Eşek olsa bizim için yeterli. Şimdi minimum 0, maksimum 100, varsayılan 0. Bunu 1 yapıyoruz. Şimdi bu ne? Şimdi arkadaşlar bu eşek bizim modifier'ımızın ismi. Minimum değeri 0, maksimum uygulayabileceği değer 100, varsayılan kopya sayısı da 1. Bunu 0 yazsaydık sahnemizdeki objemizi yok edecekti. O yüzden 1 olarak bırakıyoruz. Çünkü bir tane kutumuz var. Burada varsayılan 5 de yaparsak bir anda nasıl diyeyim size, bu modifier'ı objenize uyguladığınızda bir anda 5 tane kopya çıkartacak. Sonra siz onu tekrar düşürmeye falan uğraşacaksınız. Hani buna gerek yok. Direkt 1 olarak başlatıyoruz arkadaşlar. Sonra translation matrix. Buradan böyle çektiğinizde de böyle bir konut penceresi de açılır arkadaşlar. Translation matrix burada açık. Hemen böyle getirdik. Şimdi bu da position vektör 3 diyor. Hemen buradan, pardon yanlış yazdım, vektör 3 gördüğünüz gibi çıktı. Şimdi burada dikkat ederseniz 3 tane koordinat sistemi var. X, Y, Z. Bunlar şimdi ne işe yaradığını size göstereceğim. Burada vektör 3'ün üzerine mouse'dan gelip sağ tıklıyoruz. Generate parameters, yani parametreleri oluştur dediğimizde hop buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi X, Y, Z koordinatlarının olduğu parametreleri otomatik olarak oluşturuyor. Mesela buna X değeri diyoruz. Türkçe karakter kullanmadan. Sonra aynı şekilde isimleri bunlara kopyalayalım. Bunda da arkadaşlar minimum eksi 100, maksimum 100. Aynı şekilde eksi 100, eksi 100. Okey. Buradaki işlemimiz de tamam. Sonra birazcık hafif böyle çekelim. Sonrasında value i array kısmındaki koyu mavi kutucuğu uzatıp bırakıyoruz. Ve oraya da home bin al meshes diyoruz. Sonrasında tree mesh kısmında da arkadaşlar output modifier diyoruz. Çünkü kendi modifier'ımızı artık oluşturduk. Finish olarak bitiriyoruz. Sonra arkadaşlar bizim komutumuzun iskelet yapısı bu. Burada file save as, pardon, save as diyeceğiz arkadaşlar. Buraya geleceğiz. Eşek yazıyoruz. Bitirdik. Sonrasında build kısmından arkadaşlar ister buradan gelip evaluate diyebilirsiniz ya da Ctrl E de yapabilirsiniz. Hesapla diyoruz. Gördüğünüz gibi burada kırmızı bir yazı çıkmadığı sürece komutumuz doğru çalışacak anlamına gelir. Burada yapmış olduğumuz işlemlerin de doğru olduğu anlamına gelir. Şimdi tekrar Max'e geri döndük. Modifier listimize geliyoruz arkadaşlar. Eşeği burada görüyorsunuz. Tıkladık. Eşek komutumuzun ismi. Sonra da X, Y, Z değeri, X değeri, Y değeri. Hemen mesela eşeğe 4 eşek diyoruz. Şu X kısmından gördüğünüz gibi çoğaltıyor. Birazcık da uzaklaşalım. Sonrasında Y değeri hemen böyle gördüğünüz gibi. Z değerinde de yukarıya doğru çoğalt. Evet. Bu kadar arkadaşlar. İlk bölümü bitirmiş olduk. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Bayağı da bir kısa sürdü. İkinci bölümde daha yeni özellikler ekleyerek devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Eşeğinizi sevin.